Herkese merhaba. Her yörenin kendine ait bir ekmek yapımı vardır. Ben de bugün sizlere bizim yufka ekmeğini anlatacağım. İşe öncelikle saçtaki eski külleri sıyırarak başlıyorum. Yeniden külleyeceğiz. Çünkü eski külle yaparsak saçtaki küller dökülür ve ekmeğimiz yanar. Saçımızın her yerini güzelce külledikten sonra önceden yumurmuş olduğumuz hamurlarımızı hemen hemen hepsinin aynı boyutta olmak üzere bezeler alıyoruz. Bu bezeler eğer hepsi aynı olmazsa ekmekler küçüklü büyüklü olur. Bezeyi aynı almadığınız zaman bizde dostunu düşmanı bilmiyorsun derler. Daha sonra saçımızı ateşe vuruyoruz. Güzelce odunları yerleştirmemiz gerekiyor. İyice köz olması için. Çok ateşli olursa ekmeğimiz yanar. Bol közlü olması gerekiyor. Daha sonra önce bazlama yapıp daha sonra büyük ekmek yufkası açarak bunu saca iletiyoruz. Güzelce çevire çevire pişirip yerine yerleştiriyoruz. Pişirdiğimiz bu ekmeklerden gevrek bir yufka elde ediyoruz. Bu yufkaları 3-4 ay kuru bir ortamda saklayabiliriz. Islatarak tüketime uygun hale getiriyoruz. Ekmek yapımı bittikten sonra geleneksel olarak en son arkasına şekerli börek yapılır. Şekerli böreğimizi önce bazlama açıp içine şekeri koyup daha sonra saçta pişiriyoruz ve afiyetle yiyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.